Arkadaşlar bu cam yünidir. Bunun üçlüğü, 4 santimliği, 8 santimliği, 10 santimliği var. Şimdi bunu niye yapacağız? Uygulamalı göstereceğim size. Doğu illerimizde eksi 40 derece adam soğuktan bahsediyor. Biz bilmiyoruz. Bunun sıcağı soğuğu geçirmeme özelliği var. Kümese bunu bir defa yaptığınız zaman bir ömür boyudur bu. Uygulamalı göstereceğim size. Kümesinizi bundan komple yaptığınız zaman, hani bir alüminyum folyolu suluk yapmıştık ya, alüminyum suyu sıcak tutuyor. Onun içine bir çay bardağı da elma sirkesi koyuyoruz. Şimdi kümesi böyle yaparsanız o sular da donmaz. Kuşların yanına UFO yakmak zorunda kalmazsınız. Soba yakmak zorunda kalmazsınız. Onun için rica ediyorum sizden. Yani bu elektriğe para veriliyor. Günah. Onun için bir sefer kümesinde yaparsın, kurtulursun. Buna izocam derler. Alırsın böyle bir paket. Bu temsilidir arkadaşlar. Bakınız ben burada temsili yapıyorum onu. Kümesinizin içerisini bu şekil kaplarsanız, yapacağım şimdi uygulamasını göstereceğim. Sıcak soğuk geçirmez. Nasıl yapılacağını anlatacağım size. Arkadaşlar, çivileri çakmıyorum. Olay anlaşılsın diye yapıyorum. Kümesinizi en üst katından, bu bezik en üst katına kadar çıkarıyorsunuz. Bir tane çıta çakıyorsunuz üzerine. Aşağıya alıyorsunuz. Aşağıya da çıta çakıyorsunuz. Bunu çaktığınızı düşünün. Şimdi bu burada böyle kalıyor. Bunun üzerine bakınız bir kontör plak. Bu 1 santimlik. Bunun 3 milimlik olanı da var. Çok incesi olanı da var. Örnek gösteriyorum bunları. Bakınız şimdi yaklaştır şuraya oğlum. Örnek gösteriyorum. Şimdi diyelim ki çivileri çaktığınız yerine kontör plak yapıyorsunuz. Bak bu arada kalıyor. Kontör plağı da buna çaktınız. Bunun arasında fare gezemiyor. Bu kaşındırıcı bir malzeme. Yani fare yuvalayamıyor. Şimdi bu şekilde komple kümesinizi kapattığınızı düşünün. Her tarafını, tavanını da. Bunu yerde betonun altına da atabilirsiniz. Yaptığınız zaman ne oluyor? Kümesin içerisi soğuk sıcağı değişmiyor. Kuşların da nefesi var, dışkısından çıkan sıcak var. Otomatikman ortamı sıcak tutuyor. Şimdi tabana bir uygulama söyleyeceğim size. Bunu anladık. Cam yönünden yapılıyor. Bakınız arkadaşlar, kışın kuşların ayağını betondan kesmelisiniz. Yani şimdi böyle çok güzel kümesler var, ben onlardan bahsetmiyorum. Yani bahçelerde, ardiyelerde yapanlar var. Kuşun ayağını kışın betondan kesmelisiniz. Kesmek için. Bakınız, kümesinizi güzel temizleyin. Kireci sürün, kurusun. Ondan sonra bunların sertleri var. Bu daha yumuşaktır, daha sertleri var. Yani ufalanmayan. Sertlerini alıyorsunuz, tabana koydunuz. Bakınız, kümesi tabanına. Bunu da pisletmemek için bunun üzerine talaş da serebilirsiniz, kum da serebilirsiniz. Kumu da serdikten sonra, bakınız, böyle paletler var biliyorsunuz. Burası 12 santim. Yani kuşlarınızın ayağını yerden 12 santim kesiyorsunuz bir, bu tahta. Bu da köpük soğuğu geçirmiyor. Şimdi bu sistemi de siz kümesinizle yaptınız. Ne oldu? O kümese soba yakmanıza gerek yok. Kesinlikle yok. Yazın sıcağı geçirmeyecek, kışın soğuğu geçirmeyecek. 10 numara 5 yıldız.
yeni kümes yapmak isteyen arkadaşlar, bahçede beton kümesi olan arkadaşlar, bunu demir kümesi de yapabilirsiniz. Bakınız demir kümesi de, o yukarıda tahta çaktık ya, bakınız şunu. İnce profiller var, çok ince. Bunu tutarsın yukarıya, bak kapalı o ince profili zızıt kaynatırsın üzerine. Yani vidadan çakarsın onu yerine. Yani bunu profilden de yapabiliriz. Bunu yaptıktan sonra, bu profil olacak. Bunu yaptıktan sonra ahşap da olan üzerine tekrar MDF kontrol plak kaplayabiliriz. Şimdi bunu duvara yaptın. Bunun soğuk sıcak geçirme şansı yok. Bunu da tabana yaptın. Temizledin, kirecini sürdün, koydun bunları. Ondan sonra üzerine kum ser, talas ser, ne serse koydun da bunu. Abi kış 3 ay 4 ay. 4 ay boyunca bu pislik ancak arada kalır. Bakınız. Böyle bir sistem yaptığınız zaman dışkılarınız kurur. Kuruyan dışkılar aksine amonyak üretir. Kurumayan dışkı azot üretir. Kuruyan dışkı amonyak üretir. Şimdi bu şekilde bu sistemde dışkılarınız kurur. Amonyak üretir, kuşların ciğerlerini temizler. Dışkı kurumazsa azot üretir, kuşların ciğerlerine vurur. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı ortaya çıkar. Bu sistemi yaparsanız kuş hem tahtaya gezecek, hem betondan soğuk gelmeyecek, hem duvardan soğuk gelmeyecek. 10 numara 5 yıldız bir kümes. Abiler bir de havalandırmasını, bunları yaptınız ya, havalandırma. Kapının altında şu kadar bir yer. Kapının üstten baca, buradan çıkan hava bacaya yönelir. Bu arada sirkülasyon oluşturur. Bu içerideki olan tozu kapar, dışarı atar. Havayı temizler, oksijeni temizler. Onun için arkadaşlar, kümesi bir defa yapın. Sağlıklı kuş bakmak istiyorsanız. Bakınız kuşların genleriyle zaten oynanmış. Artık sağlıklı kuş neredeyse kalmadı. Bir çift kuş alın, sağlam kuş alın, bu şekilde yapın, üretin. 100 çift kuşu bedavaya almayın. Bir çift kuşu parayla alın. Benden size tavsiye. Beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayınız. Bu videonun yorum kısmına yorum yazan kişilerin arasından 3 kişi benim farklı hediyem olacaktır. Beğenip yorum yapın, bir hediyemiz olacaktır. Yorum yazanlara da telefon numarasını lütfen yazsın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Allah'a emanet olun.